Fuat Uğur. FETÖ'nün ahlaksız yalanları bu isimlerin ağzına sakız oldu. Tam olarak tarifi yok ama her zaman hayatın içinde ve hep bizimle beraber. Yalan demek değil ama yalan, aldanmak demek değil ama aldanmak, algı demek değil ama algı. Post-truth deniyor buna. Kişisel kanaatlerin kamuoyunun belirlenmesinde gerçeklerden daha çok etkili olması. Hakikat ötesi diyen de var. İlk kez Sırp kökenli Amerikan oyun yazarı Steve Tessich kullanmış bu kavramı. 1992 yılında yayınlanan Yalanlar Hükümeti makalesinde Amerikan halkının önemli bir kısmının George Walker Bush yönetiminin siyasi propagandalarını sorgulamadan gerçekmiş gibi kabul etmesi üzerine türetmiştir bu tanımı. Amerika gizli örgütlerince eğitilen FETÖ bu konuda uzmanlığı kimseye bırakmıyor. Bir sözlük şöyle tanımlıyor postrutu. Bir restorana gidersin, aşçı önünüze bir tabak getirir, örneğin iki kuşkonmaz sapının yanına iki damla çerili sos attırır, iki lokmalık parça etin üzerine üç biberiye koyar, böylece kuş kondurulmuş olur tabağına. Sen de dünyanın hesabını öder çıkarsın, etrafına da o restoranın havasını atarsın. Senin için... Her şey gerçektir ama aldatılmışsındır. Yani aldanmış gibi olmasan da aldatılmışsındır. Bunu da o restorandan hep aç kalktığını anladığında idrak eder, işte o zaman aslında post-truth zamanda veya ortamda yaşadığının farkına varırsın. FETÖ son günlerde hem kendi hem de ülkemizdeki tetikçileriyle, aparatlarıyla iki post-truth yalanın peşinde. Birinci yalan, 20 Tugay'ı donatacak silah kayıp. Defalarca açıklama yapıldığı halde gazeteci kılıklı bir takım ruh hastaları ısrarla böyle bir yalanın üzerinde tepinmekte. En sonunda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet ve Jandarma envanterinde 17 silah dışında kayıp yok. 1. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 7 adet MP5 makineli tabanca FETÖ'cü darbeciler tarafından çalındı ve bugüne kadar bulunamadı. 2. Yine aynı hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı neticesinde 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalashnikov tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edildi. 3 bir de İstanbul'daki olaylar sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 adet MP5 makineli tabanca kayboldu. Hepsi bu. Ama FETÖ'nün soytarıları durmuyor ve yalanları yaymayı sürdürüyorlar. İkinci yalan, 15 Temmuz şehitlerimizden çıkan kurşunlar. Yıllardır yayılmak istenen bir şaya, bu kurşunların balistik incelemesinin yapılmadığı ve FETÖ'cü askerlerin silahlarından çıkmadığı yalanı. Şehitlerimize askerlerin değil meydanda bulunan bir takım meçhul ve karanlık kişilerin kurşun sıktığı izlenimini vermek istiyorlar. Haince, alçakça bir yalan. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasındaki dosyalara bakıldığında balistik incelemelerin yapıldığına dair raporları görmek mümkün. Hepsinin TSK envanterindeki silahlar olduğu da tespitli. Zaten bu inceleme yapılmadan dava dosyası tamamlanmış sayılamaz. Ama niyetleri kendi uydurdukları Kontrollü darbe ya da tiyatro yalanını beslemek, insanların kafasında bu algıyı oluşturmak, böylece kendilerini temize çıkarmak. Farkında mısınız CHP'nin yazar ya da sanatçı kadrolarından Zülfü Livaneli ve yine Can Ataklı son günlerde konuşmalarının arasında bizim ağzımıza FETÖ lafını tıkayamazsınız, FETÖ diye bir örgüt yok demeye başladılar. 15 Temmuz için hazırlanan ve ortaya çıkarılan yalan. 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle FETÖ'cü darbecilerin ortaya çıkarılan entrikalarından birini daha hatırlatalım size. Bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta külçe altın gibi görünen yığın darbe girişiminden sonra Antalya Kemer'de bir mağarada bulundu. Aslında altın rengine boyanmış kireç dökümü kalıplar. FETÖ'cü hainlerin amacı Marmaris'te Sağ olarak ele geçirdikleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Antalya kemere getirmek, bu altın görünümlü külçelerin önünde boy boy fotoğraflamaktı. Bu görüntüler dünya medyasına Erdoğan hazineden çaldığı altınları alıp sahilde bekleyen teknesiyle yurt dışına kaçacaktı başlığıyla servis edilecekti. Bunun için Erdoğan'ın sözde altınlarla kaçacağı tekne de hazır edilecek, buna herkes inandırılacaktı. Dediğim gibi öldürmek ilk hedefleri değildi. Yakalayıp milletin gözünde itibarsızlaştırmazlarsa kendileri zarar görürdü. Benzeri planı 27 Mayıs'ın hain darbecileri de yapmış. Adnan Menderes için 12 uçak dolusu altınla yurt dışına kaçacak açıklaması yayınlamışlardı. Bu da bir itibarsızlaştırma operasyonuydu. Kısacası yalan ve ahlaksızlık mayalarında var. 14 Temmuz gecesi TRT1'de Mahrem adlı bir yarı drama belgesel yayınlandı. Belgesel çok iyi hazırlanmıştı. Ama bir ara baktık ki FETÖ'nün Mahrem abisinin evindeki kitaplıkta FETÖ'nün 1990'lı yılların başından beri yok etmek için uğraştığı İhlas Grubu bünyesindeki Hakikat Kitabevi tarafından yayınlanan Ehli Sünnet alimlerinin kitapları olduğunu görüyoruz. Bu kitapların sanki FETÖ'cülerin kitaplarıymış gibi yansıtılması büyük tepkiye yol açınca belgeselin yapımcısı Halis Kurutlu bir özür açıklaması yayınladı ve sanat yönetmeninin özensizliği olduğunu onun da içten ayrıldığını söyledi. Ama bilin bakalım sonra ne oldu? Halis Kurutlu'nun içten ayrıldı dediği sanat yönetmeninin FETÖ propagandasının yapıldığı, yayınlandığı kanal olan STV'nin subliminal mesajlarıyla ünlü Nizama Adanmış Ruhlar adlı dizinin de sanat yönetmeni Fatih Amal olduğu ortaya çıktı. Peki tesadüf mü bu? Acaba TRT'de haberlerde Erdoğan'ın görüntülerinin olduğu sırada altyazı olarak öl diye altyazı geçmesini gündeme getirdiğimiz için beni not ettik diye tehdit eden TRT yöneticileri bu işe ne der? Fuat Uğur, Türkiye Cem Küçük, FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği zarar Dün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılıydı. FETÖ'cü alçaklar büyük bir askeri darbeye giriştiler ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa çağırmasıyla darbe önlendi. 7 Şubat 2012'den beri sistematik olarak Türkiye'ye saldıran FETÖ, ayarı bozuk altın neslinin altın vuruş yapacağını düşündü ama başarısız oldular. Çok şükür FETÖ'cüler tarihin çöplüğüne gitti elbette bitti diyemeyiz ama fetö ile mücadelede çok yol alındı bu sürede fetö'nün verdiği zarar da oldu bu zarar hem manen hem de maddi olarak oldu dün gazetemiz türkiye harika bir 15 temmuz eki verdi o ekte fetö geniş bir şekilde işlenmişti kısaca özetleyelim fetö'den temizlendikçe ordumuz çok güçlendi tsk doğu akdenizden libya'ya geniş bir yelpazede başarılar elde etti Bugüne kadar 118 FETÖ'cü yurt dışından Türkiye'ye getirildi. Bu da MIT'in önemli başarılarından. Toplam 288 FETÖ davası vardı. Bir dava hariç hepsi tamamlandı. Yüksek yargıda onaylanmayı bekleyen dava sayısı az. FETÖ elebaşı Gülen Amerika'dan 7 defa istendi. 1022 FETÖ'cünün yurt dışından iadesi istendi. Batı şimdilik direniyor ama er ya da geç Türkiye'ye bu FETÖ'cüleri verecek. Almanya, Fransa, Belçika bir noktadan sonra kar zarar hesabı yapacak. En iyisinin vermek olduğunu kabul edecek. Bu arada ders kitaplarında FETÖ temizliği oldu. 135 bin FETÖ kitabı kütüphanelerden temizlendi. FETÖ'ye ait 29 yayın evi kapatıldı. FETÖ izi her yerden siliniyor. Ancak bu arada garip hatalar da yapılmıyor değil. Zihinleri nasıl bulandırdıysa FETÖ bazıları bundan ciddi şekilde etkilendi. Nasıl mı? TRT1'de yayınlanan Mahrem isimli belgeselin ilk bölümünde kepaze ötesi bir rezalete imza atıldı. FETÖ'nün karanlık ve kirli yapılanması ışık evlerinin anlatıldığı bölümde, evin kütüphanesinde FETÖ kitapları yerine FETÖ ile eskiden beri mücadele eden İhlas grubuna ait Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları yer aldı. FETÖ'nün sürekli saldırdığı Hakikat Kitap Evi'nin kitaplarının sanki FETÖ kitapları gibi gösterilmesi birilerinin başka hesabı mı var sorusunu gündeme getirdi. Türkiye'de azıcık siyaset ve din kavramlarını bilen biri, İhlas Grubu ve Hakikat Kitabevi'nin FETÖ ve benzeri sapkın oluşumlarla mücadele ettiğini bilir. FETÖ'nün İhlas Grubu'nu batırmak için neler yaptığı da ortada. Dizideki o bölümlerin ivedilikle çıkarılması gerekir. FETÖ'nün bitmediğini görüyoruz. Bazı beyinleri nasıl iyidiş ettiği de ortada. O yüzden tek bir FETÖ kalmayana kadar mücadele sonuna kadar devam etmeli. Cem Küçük Türkiye